Hayatınızda en utandığın an neydi Özgeciğim? Hayatında en utandığın an. Of. Çok utandığım bir anım var. Yani bir ameliyat geçirmiş biriyle bir araya geldim. Ki ne zamandır bana o anlatılıyor. Yaşı da benden büyük bir abimiz, amcamız. Şimdi biraz alkol de var. Devamlı diyor ki bana iyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz. Çok da ciddi bir ameliyat geçirmiş. Yani böyle şey vardır ya. Bir aleti boynuna dayamadan konuşamayanlar vardır ya. Bir de konuşuyor ki. Tövbe tövbe anlatamam. O kadar çok konuşuyor ki. Ben de diyorum ki. Muhabbet edeyim, ayıp olmasın adama. Derken en son o kadar fazla iyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz dedi. Ben de dedim ki, dünya gözüyle sizi görmeye geldik dedim. Üstüne de şey dedim, olsun ama kimin ne zaman önce gideceği belli olmaz dedim. Sonra artık dürtmediler bile. Böyle arkama yaslandım, biraz daha içtim. Dürtmediler çünkü adam öldü diye devam edeceksin. Bir Özge'ye bir akşalım hayatım. Evet Kaan, sen de başlıyoruz tabii ki. Ya aslında geçen gün bir şey yaşadım. Kaan da şahit de. Ya çok ayıp aslında. Ya bilerek yaptığım bir şey değil de bir tane arkadaşım mesaj attı işte biraz rahatsızım falan dedi. Ve ciddi bir hastalığım var dedi. Hastaneye kalkabilirim dedi. Hatta hastaneye kalkarsam eve dönüşüm olmayabilir dedi bana. Ben de şey dedim. Ya mekanın şimdiden cennet olsun dedim. Ama kötü niyetle söylemedim. Yani ve çok utandım ya. Kaan çarpıyı alıyor. Ukrayna'ya gittik abi. Şerefsiz ya. İki arkadaş gittik. Bir kafe vardı. Mazoşizmi temalı. Ben arkadaşımla Ne oluyor? Gidiyorsun aşağılıyorlar mı seni? Yok içeri girince böyle garson ilk başta kırbaç vuruyor size. İşte oraya gittik. Girdik içeri. Ben dedim ki arkadaşıma saçmalama buraya gidemeyiz dedim. İğrenç bir yani eleştirdim böyle bir sürü. Kırbaçlayanlar kız mı? Evet. Ama hiç öyle yüz ifaden öyle değil anlatırken. İşte arkadaşım olduğu için şey. Kız mıydı yanındaki? Evet. Sonra dışarı çıktık biz. İşte içtik. Gecenin sonunda o eve gitti. Ben gizlice oraya gittim. Sonra sabah ben eve döndüğümde işte duş alırken sırtımdan yakalandım. İçerini biraz da anlatsana. Kırbaç dışında neler var orada? Sadece kırbaçlıyorlar mı? Yok ya. Çok şey değişik şeyler var. Mesela? Mesela ilk önce şey, oturuyorsunuz, içki sipariş veriyorsunuz. Nereye oturuyorsun? Böyle yani normal. Oturma normal. Orası bir şeyin normal. Üstünde değil yani. Evet, orası normal. Böyle yan tarafta iş toplantısına gelmiş insanlar falan var. Böyle bayağı şey, ciddiler böyle oturuyorlar. Sonra bir anda garson oradan rastgele birini alıyor. İlk önce kelepçeliyor. Sonra üstüne sırtını açıyor, mum döküyor, yakıyor, eritiyor, buz koyuyor. Sonra kırbaçlıyor. Hepsi devamını var. Anlatma. Finali anlatma. Finali anlat. Peki bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu manyak mısınız lan? Küfür var mı? Yani konuşarak da senin yedi sürenin falan var mı? Yok da işte bana şunu... Ben onda daha çok rencide olurum çünkü. Şu diye... Sen sana bağırttırıyorlar işte. Şöyle bağır falan diyorlar. Sen bağırttılar mı seni? Yok ben bağırmam. O kısma geçmedim. Neler yaptılar sana mesela? Söyle oğlum kırbaçı biliyoruz. Başka? Genellikle kırbaç üstünden dönüyorlar. Bunun peki başka şeyleri vardır çeşitleri. Şey işte alt kata inmedik. Ha alt kat da var. Bir çarpı daha atıyoruz Yağız'a. Ben tanımıyormuşum arkadaşımı. Sen de prenses gibi giymişsin bu etkilenecek zannediyorsun. Halbuki topukluyla bir tane vur. Hocam evet. Benimki de kötüydü ya. Lise gibiydi galiba. Sabah erken saatlerde bir şekilde annemlerin odasına girdim. Ve babam çıplaktı. Çok utandım. Annen giyinik miydi? Annem de çıplaktı. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Peki sen niye utandın onlardan? Abi utanırım. Onlar utandı mı? Hatırladığım kadarıyla evet. Ne yap? Tepki ne oldu tam? Abi hemen çıktım. Hemen çıktım orada. Onlar da yüz ifadelerini hatırlıyor. Yok. O kadar hızlı hiç hareket ettiğini görmemiştim babam. Ondan sonra ilk görüşmenizde ne oldu peki? Mesela bu andan sonra ilk yüz göze geldiğinizde hiç konusu geçti mi? Vallahi herhalde bir 48 saat falan geçti. Hiç konusu geçmedi. Hiç kimse konuşmuyordu. Ya bu kadar hızlı hareket edemez kimse. Pşat diye utan diye utan. Demek ki babanın refleksleri... İnanamadım. Buraya bir alkış arkadaşlar.